Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde, Keloğlan'dır benim adım. Bu darı dünyada bir yaşlı anam var, bir de kara kaçan eşeğim. Elimde asa, ona basa basa düştüm yola, selam verdim sağa sola. Bastıkça bastonum çıtır çıtır kırıldı. Anam ardımdan yetişip gitme diye boynuma sarıldı. Dedim giderim, aman dedi, oğul ben sensiz ne derim? Gidersin gidemezsin derken bir pırttım anamın elinden, hızlı koştum deli poyraz yelinden. Az gittim, uz gittim, bir altı ay bir güz gittim. Bir de arkama dönüp bakacak oldum, ne görsem iyi, bir arpa boyu yol gitmişim. Hele ki karşıma bir pınar çıktı da eğlendim, soğuk suyundan içip dinlendim. Öyle bir çeşme ki tası var kurnası yok, ağacı var duldası yok. Duldasız ağacın gölgesinde yatıp dururken çıkıp gelmez mi bir koca karı? Dökülmüş dişleri, sarkmış dudakları. Yekindim kalktım, istedim ki elini öpeyim. Koca karıdır, ne elini verdi ne de baktı yüzüme. Bir ateş düştü özüme. Dedim nine, sana ne ettim neyledim ki bana elini vermezsin? Kendi anasının elini öpmeyen başka eli, başka tatlı dili neylesin? Sen hayır dua alacaksan önce anana var, eline sarılıp yalvar. Koca karı bunu dedi, sır oldu gitti. Benim de kel başımdan dumanlar tüttü. Vay anam diye düştüm dönüş yoluna. Neyse efendim, lafı uzatmayalım. Siz uyumadan masala başlayalım. Bir varmış bir yokmuş, Allah'ın kulu çokmuş, çok yemesi yok demesi günahmış. Evvel zaman içinde bir karı kocanın 40 tane oğlu varmış. Bu 40 oğlun babası bunları besleyip büyütünceye, yetiştirip meydana çıkarıncaya kadar yaşı 70'e, işi bitmişe gelmiş dayanmış. Günlerden bir gün yaşlı babaları gözlerini bu fani dünyaya kapatıp Allah'ın rahmetine kavuşunca yaşlı anaları en büyüğünden en küçüğüne kadar 40'ını da çağırmış. Karşısına sıra sıra dizmiş ve onlara ''Yiğitlerim, artık ihtiyarladım, elden ayaktan düştüm, sizi bu boya, bu yaşlara getirdim. Artık çalışacak halim, koşacak gücüm, takatim kalmadı. Hele davranın aslanlarım, kendinize işler bulun, çalışın kazanın. Ben de ocak başında sizi bekleyeyim, hayırlı dualar edeyim. Sonunda sizleri evereyim, ocağımızı şenlendireyim. Haydi bakalım, yolunuz bahtınız açık olsun.'' demiş. Sonra da oğullarının her birinin eline bir orak vermiş ve harman zamanı köylere orakçı durmalarını, koca tarlaların bir ucundan girip 40 yerden yürüyüp biçip bağlayıp akşamına harmanı hazırlayıp dövenleri koşmalarını, buğdayı savurup arabalara yüklemelerini, kazandıkları parayı harcamadan bir torbaya biriktirip getirmelerini sıkı sıkıya tembihlemiş. Beraberce işe girişip çok çalışıp birbirlerinden ayrılmamalarını, kardeşçe kenetlenip yürürlerse kimselerin kendilerine kötülük edemeyeceğini, rızıklarını ve haklarını kara taştan koparacaklarını bir bir bunlara anlatmış. 40 oğlu da sırayla gelip teker teker analarının ellerini öpmüşler. Azık torbalarını ve oraklarını sırtlayıp çarıklarını giyip arka arkaya en başta en büyük abileri, en arkada da evin en küçük oğlu Keloğlan, en sevdiği kara kaçan eşeğini de yanına alarak düşmüşler yola. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler, tepeleri aşmışlar, derelerden geçmişler, keselerden dönmüşler, bir köyün kenarına gelmişler. Bakmışlar ki kocaman bir tarla, ekinleri sararmış, deniz gibi dalgalanır sallanır, güneş altında parım parım parlar. Büyük abi, hele kardeşlerim davranın, nasıl olsa bunu sahibi biçtirecektir, vakti gelmiş kemale ermiş, demiş. Hep beraber tarlaya girmişler, biçmeye girişmişler. 40 elden, 40 koldan, 40 köşeden biçmişler, adım adım yürümüşler. Yürüdükçe
3 adımda bir durmuş, demet demet bağlamışlar. 50 adımda bir dönüp harım etmiş, harman döşemişler. Bir çalışma, bir gayret ki orağın 40'ı birden havaya kalkar. Güneşin şevkinden hış hış eder parlar. Dönüp ekine girerken hışır hışır diye sesler çıkarır. Ekinler demet demet derilirken ekinin altın sarısı şek verir parlar. Bu 40 delikanlı, en küçükleri de Keloğlan, Keleşoğlan, orak sallayıp tarlayı adım adım biçerlerken, Keloğlan bir de türkü tutturmaz mı? Ben bir garip Keloğlanım, eşeğimin yok palanı, varım yoğum doğruluktur, hiç de sevmem ben yalanı. Bir koca karı anam var, birkaç tavuk, bir de inek, her gün konar kel kafama, evsiz kalmış birkaç sinek. Olmam kimseye kul köle, halkın kulağı diliyim, namertlere avuç açmam, sivri akıllı biriyim. Keloğlanım budur özüm, haram malda yoktur gözüm, garip hakkını yiyene elbet vardır bir çift sözüm. Bunlar tarlayı türküler söyleyerek biçip denetlemeye dursunlar. Masal bu ya, meğer tarlanın sahibi bir dev değil miymiş? Koca dev ertesi sabah gelmiş, bakmış ki tarlası çoktan biçilmiş. Bunlar demetleri çözüp yapmakta, harmanı hazırlamaktalar. 20'si eğilip 20'si birden kalkıyor, kıvrak kıvrak çalışıyorlar. Dev yanaşmış, durmuş, bunları seyretmiş, çok hoşuna gitmiş. Aman ne iyi, ne hamarat delikanlılar bunlar. 40'ınıza da 41 kere maşallah. Parasını konuşmadık, pazarlığını etmedik. Ama her yıl önceki çalışanlara ne verdiysem bu yıl da onu veririm. Orağımı biçtiniz, harmanlı döşer savurursunuz. Hele davranın yiğitler, ben de evden yemeğinizi getireyim, demiş. Hemen evden bu 40 kişinin ekmeğini aşını getirmiş. Akşam olunca bu 40 kardeş işlerini bırakmışlar. Gelmişler, tarlanın kenarındaki ağacın altında toplanmışlar. Ellerini yüzlerini yıkamışlar. Devin evden getirdiği ekmeği aşı yemişler. Onlar aşlarını yerken dev gelip karşılarına oturmuş. Karanlıkta gözleri par par parlamış. Onlara, ''Aman delikanlılar, buranın geceleri ayaz olur. Yorgan döşek yok. Gelin buyurun, bizim evde geceleyin. Yerlerinizi hazırlattım. Bir güzel rahat edin.'' demiş. Bu 40 delikanlı bir duralamışlar, iki düşünmüşler. Sağ ol, var ol ağamız. Biz burada ekinlerin arasında yatarız. Sabah erkenden kalkar işe koşuluruz. Hele sen bize sabah çorbasını gün doğmadan yetiştir, demişler. Dev de, olur olur, hele sabah ola hayır ola, kim öle kim kala, demiş ve evine gitmiş. Gecenin bir vakti herkes uyumuş. Kurtlar, kuşlar, ağaçlar, sular uyumuş. Bu dev de tam zamanıdır diye yürümüş gelmiş. Kendi kendine bunların onunu yerim, 30'unu da tuzlar, evdeki fıçılara salamura eder basarım. Besili tosunlar, körpe kuzular bunlar. Etleri gevrek olur, kemikleri de çıtır çıtır diye söylenerek tarlaya gelmiş. Ağaçların altına bakmış ki kimseler yok. Her yeri alt üst etmiş. Tek kişi yok. Harmanı yoklamış. Orada da kimseler yok. Kızmış, köpürmüş, ortalığı fırdolanmış. Ama ne çare? Sonunda eli boş evine dönmüş. Sabah olunca daha şafak sökmeden bunların çorbalarını getirmiş. Bunlar da şafak serinliğinde harman dövelim de akşam yelinde savuralım diye hazırlanıyorlarmış. Dev, hele delikanlılar, bu akşam nerede yattınız? Geceleyin size eğlencelik fındık fıstık getirmiştim ama sizi bulamadım. Bu gece nerede yatacaksınız? Söyleyin de oraya öteberi eğlencelik getireyim, demiş. En küçük delikanlı Keloğlan davranıp, sağ ol var ol ağam, gecenin bir vakti üşüdük. Tarlanın alt ucundaki çukurda yattık. Bu gece de orada yatacağız. Ne getireceksen oraya getir, diyerek bilmiş bilmiş sırıtmış. Öğleyi etmiş, yemeklerini yemişler. Dönmüş yine çalışmaya başlamışlar. Gün dönmüş, akşam olmuş. Ekmekleri, aşları yemişler. İçlerinde en küçüğü, en akıllısı olan Keloğlan. Aman abilerim, ben bu deve hiç güvenmiyorum.
Belki de bizi yemek istiyor. Yine gece yarısı gelip bizi arayacak. Bu sefer çukurda yatmayalım. Sabahleyin sorup soruşturması boşuna değil, demiş. Hava kararmış. Karanlık iyice çökmüş. Bunlar yolu, yöreyi, kıyı köşeyi iyice yoklamış, gözlemişler. Dev bir köşeye siner de bizi gözler diye düşünüyorlarmış. Ortalıkta kimselerin bulunmadığını görünce birer birer koca bir ağacın üstüne çıkmış, orada tünemişler. Gecenin bir vakti herkes uyumuş. Kurtlar, kuşlar, ağaçlar, sular bile uyumuş. Ortalıktan el ayak çekildikten sonra dev yavaş yavaş gelmiş. Doğruca tarlanın alt ucundaki çukura yönelmiş. Dizlerinin üzerine çöküp içine elini uzatmış. Orayı yoklamış, burayı yoklamış, fır dolayı dönmüş. Çukurun içini iyice karıştırmış. Hırsından taşı toprağa harman etmiş. Otları kökünden yolmuş. Kanter içinde kalmış. Bakmış ki yine kimseler yok. Kendi kendine, bu kadar akıl ve tedbir bu 40 delikanlının hangisinde ola? Olsa olsa Keloğlan da ola. En küçüğü de eti gevrek, kemikleri de çıtır körpe olanı, demiş de ağzının suları akmış. Kızmış, köpürmüş de ortalığı fırdolanmış. Ama ne çare? Dişlerini sıkarak evine dönmüş. Sabah olmuş. Şafak sökmeden 40 delikanlı, sabahın yelinde, şafağın serinliğinde harmanı dövelim de öğleye varmadan bu işi bitirelim. Hakkımızı alıp öğleden sonra da buradan savuşalım. Geceleri bu dev orayı burayı dolaşırken ola ki bizi bastırır. Başımıza bir kaza gelmeden hayırlısıyla buradan savuşalım, demişler. Hamaratça işe girişmişler. Tarlanın sahibi dev kuşluk vakti çıka gelmiş. Bakmış ki harman dövülüp savrulmuş. Bunlar sırayla devin önüne durup sıralanmışlar. Devler ağası bir bakmış, iki düşünmüş, gözleri fır dönmüş, çaresiz kalmış. Bunların paralarını avuçlarına bir bir saymış. Sıra en küçükleri Keloğlan'a gelince parasından kesmiş, 5 kuruş eksik vermiş. Aman Keloğlan, param çıkışmadı, akçem yetişmedi. Yürü benimle eve kadar gel de bahşişiyle tamam edeyim, denkleştireyim, demiş. Ama Keloğlan bir süre düşünmüş, taşınmış. Kel kafasını kaşımış. Sonra da deve, aman devam, sağ ol var ol, 5 kuruştan ne olacakmış, bereketi içinde olsun, diye karşılık vermiş. Böylece 40 delikanlı, sonuncusu Keloğlan, dağarcıklarını torbalarını sırtlamışlar da yürümüşler, gitmişler. Kasabaya varmışlar. Bir hamama girip yıkanmışlar. Sonra da çarşıya çıkmışlar. Meğer o gün zamanın padişahı bir tellal çıkarmış. Tellal, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Padişahımız efendimiz, her kim ki şu dağların ardındaki devler ağasının kır atını kaçırır getirirse kendisini hoşnut edecek. Bir kese altın bağış verecek. Ey ahali, duyduk duymadık, bildik bilmedik demeyin ha, diye bağırıyormuş. Bunu duyan Keloğlan abilerini hana göndermiş. Kendisi de padişahın sarayına yollanmış. Huzura çıkmış. Başını dikmiş, yiğitlenmiş. Kasım kasım kasılarak, padişahım, şu dağların ardındaki devler ağasının kır atını kaçırıp size getireceğim. Bu işi ancak ben başarırım, demiş. Padişah Keloğlan'ın sözlerini şaşarak dinlemiş. Bu bacaksız Keloğlan'ın kasılıp dikilişine hem de yiğitlenişine iyice kızmış. Haydi oradan Keloğlan, yerden bitme boyunla, armut sapı boynunla kocaman devler ağasını nasıl yenersin de kır atını zapt eder kaçırırsın. Hele bırak maskaralığı da yıkıl karşımdan, diye gürül gürül gürlemiş. Keloğlan yerinden kıpırdamamış, beklemiş. Padişah susunca şöyle bir yekinmiş, aşağıdan almış, yalvarıp yakarmaya başlamış. Aman adaletli ve de izzetli padişahım, ben bu devler ağasının huyunu, suyunu, evinin yolunu, açık kapalı oyunlarını bir bir belledim de öğrendim. Abilerimle bir hafta tarlasında çalıştık da hem paramızı hem de canımızı kurtardık. Buyurduğunuz iş kuvvet işi, pehlivanlık işi değil ki, oyun düzen işidir. Ben bu devin kır atını kaçırıp kapınıza elbet getireceğim. Yalnız bana güvenin, ferman buyurun, ben de yerine getireyim, demiş. Padişah Keloğlan'ın bu sözlerini
oyunlarını ve de düzenlerini duyunca gönlü olmuş. Keloğlan da destur alıp dağların ardına yollanmış. Gide gide giderek, keselerden dönerek, derelerden geçerek Devler Ağası'nın evine ulaşmış. Önce öteye beriye bakınmış, kıyı köşeyi yoklamış. Kimseyi görmeyince yavaşça ahıra girmiş, kır atı çözmek istemiş. Ama kır at, Keloğlan'ı görünce şahlanmaya, kişnemeye başlamış. Keloğlan da bu atın ipini, kösteğini çözüp dışarı çıkaramamış. Devler Ağası'nın ta uzaktan, ''Höst höst, geldim geldim.'' dediğini duyunca hemen davranıp ot balyalarının arasına girmiş saklanmış. Dev yürüyüp gelmiş atına, ''Höst höst, hey at, sen her zaman böyle kişnemez, yemlikleri tekmelemezdin. Ne oldun, ortalığı kırmış geçirmişsin.'' diye hiddetlenip, bağırıp çağırıp atın arkasına bir de şaplak atıp sonra da çekip gitmiş. Bunun üzerine Keloğlan ot balyalarının arasından çıkmış, gelmiş. Kır atın kolanını, kösteğini çözmüş. Sahibine gücenen kır at bu sefer ne kişnemiş ne de şahlanmış. Keloğlan'ın peşinden tin tin yürümüş, ahırdan çıkmış. Biraz uzaklaştıktan sonra Keloğlan kır atın sırtına atlamış sürmüş. Sabaha karşı kasabaya varmış, sarayın kapısına ulaşmış. Padişaha haber salmış, saraydan çıkıp avluya inen padişaha atı teslim etmiş. Padişah, Keloğlan'ın bu marifetinden memnun kalmış. Bir kese altına, bir kese daha katarak bağışını vermiş. Sırtını sıvazlayıp övmüş, alkışlamış. Aradan birkaç gün daha geçmiş. Padişahın tellalı yine çarşıyı dolaşıp, ''Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Padişahımız efendimiz, her kim şu dağların ardındaki Devler Ağası'nın zilli çıngıraklı yorganını alıp getirirse kendisini hoşnut edecek. İki kese altın bağış verecek, sırtına da kaftan giydirecek. Ey ahali, duyduk duymadık, bildik bilmedik demeyin ha!'' diye bağırmaya başlamış. Bunu duyan Keloğlan abilerine haber vermiş. Doğru padişahın huzuruna yollanmış. Padişahın huzuruna çıkmış. Yedi yerden selam durmuş. ''Padişahım, şu dağların ardındaki Devler Ağası'nın zilli çıngıraklı yorganını alıp getireceğim. Destur ver padişahım.'' deyince padişah Keloğlan'ın aklını, tedbirini, oyunlarını, düzenlerini daha önceden sınamış olduğundan keyfinden kahkah gülmüş, kas kas kasılmış Keloğlan'a. ''Haydi Keloğlan, yolun açık olsun, selametle git de başarıyla dön.'' demiş, sırtını sıvazlamış. Övmüş, alkışlamış. Keloğlan padişahtan destur alıp hemen eşeği kara kaçana atlamış. Yola çıkmış, dağların ardına yollanmış. Gide gide giderek, keselerden dönerek, derelerden geçerek Devler Ağası'nın evine yaklaşmış. Eşeği kara kaçanı devin evinin uzağında bir ağaca bağlamış. Gizlenerek eve yaklaşmış. Önce öteye beriye bakınmış, kıyı köşeyi yoklamış. Daha önceden hazırlamış olduğu ucu çengelli ipi belinden çözmüş. Devler Ağası'nın yattığı odanın üstüne gelmiş. Yavaş yavaş damdaki kiremitlerin birkaçını kaldırmış. Tahtaları aralamış. Aşağıdan Devler Ağası'nın horultusu tavanı da damı da zangırdatıyormuş. Açılan aralıktan aşağıya bakmış ki tam yorganın üstü. Hemen ucu çengelli ipi sarkıtmış. Yorgana usulca taktırmış. Yavaş yavaş yukarı çekmeye başlamış. Zilli ve çıngıraklı yorgan hafiften şıngırdayıp cıngırdamaya başlamış. Ama Devler Ağası'nın horultusu bunu bastırıyormuş. Yine de vücudu ayazlayınca Devler Ağası uyanır gibi olmuş. Yorganı yanında yatan karısının çektiğini sanmış. ''Yahu kadın, çekme yorganı, üşüdüm!'' diye bağırıp böğürmeye başlayınca Keloğlan duralamış. Karısı da zilli yorganı kocasının çektiğini sanmış. ''Ya adam, devlerin irisi, canavarların azman adam, çekme yorganı, dondum, dona yazdım.'' diye car car bağırmaya başlamış. Karşılıklı bir süre çekişip kavga etmişler. Bir aralık devin aklı başına gelmiş, şöyle yukarıya göz ucuyla bakmış. Çengelli ipi, havada asılı duran zilli yorganı, damın aralığından çıldır çıldır bakan Keloğlan'ı görmesiyle sıçrayıp yorganı çekmiş. Yorganda, ipin ucundaki Keloğlan'da teker meker, çıngır mıngır
aşağıya yuvarlanıp inmişler. Dev hemen Keloğlan'ı yakaladığı gibi bir çuvalın içine tıkmış, ağzını bağlamış, götürüp kilerin tavanına asmış. Bu işleri yaparken bir yandan da ağzını şapırdatmış. Hele Keloğlan keleş oğlan, kemikleri çıtır çıtır, ince körpe oğlan. 39'unuz kaçtı, elimden kurtuldu ama en güzeli elime geçti. Ben seni sabah kahvaltısında yemez miyim? Seni bir güzel yalayıp yutmaz mıyım? Diye söylene söylene gelmiş yatmış. Aradan bir zaman geçmiş. Devler ağasının horultusu yine duvarları inletip sarsmaya başlamış. Keloğlan da cebinden çakısını çıkarıp çuvalın ağzını keserek dışarı çıkmış. Yavaşça aşağıya inip ahırdan devin alaca koyununu kucaklayıp getirmiş. Çuvalın içine koymuş. Ağzını da bağlayarak tavana çekmiş. Sabah olmuş. Devle karısı kalkmışlar. Devkilere gelirken karısı da ocağı yakıp hazırlamış. Devkilerdeki çuvala bir şaplak atmış. Keloğlan keleş oğlan, kemikleri çıtır çıtır ince, eti de gevrek körpe oğlan. Derken çuvaldan koyun melemiş. Dev duralamış, bu işe şaşmış. Keloğlan körpe oğlan, kemikleri çıtır çıtır, eti gevrek oğlan. Hele hele oyuncu düzenci yaman oğlan. Benim alaca koyunumun sesini ne de güzel taklit ediyorsun, demiş. Keloğlan da saklandığı yerden, hey devler irisi, benim 5 kuruşumu ver de helalleşelim, diye seslenmiş. Devler ağası sesin nereden geldiğini bulmak için oraya koşmuş, buraya koşmuş, avluya çıkmış, ahıra girmiş. Bu arada Keloğlan da kancalı ipiyle zilli yorganı çekmiş. Dev ahırdayken damdan atlayıp kaçmış. Dev, Keloğlan keleş oğlan, kemikleri çıtır çıtır, eti de gevrek körpe oğlan, al 5 kuruşunu, bahşişinde vereyim, diye hala ortalıkta ağzının suyunu akıta akıta dolanır dururken, Keloğlan doğru eşeği kara kaçanı bağladı ağacın altına gelmiş. Yorganı eşeğin üzerine koyduktan sonra kendisi de üzerine oturmuş. Eşeği dehlemiş. Çıngır mıngır zilli çıngıraklı yorganın sesiyle doğru sarayın yolunu tutmuş. Saraya gelmiş. Huzura çıkıp zilli çıngıraklı yorganı padişahın önüne sermiş. Padişah da Keloğlan'ın bu marifetinden memnun kalmış. 2 kese altına 1 kese daha katarak bağışını vermiş. Sırtını da sıvazlayıp övmüş, alkışlamış. Aradan birkaç gün daha geçmiş. Padişahın tellalı yine çarşıyı dolanıp, ''Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Padişahımız, efendimiz, her kim şu dağların ardındaki devler ağasını ölü ya da diri yakalayıp getirirse kendisini memnun edecek. Bir çuval altın bağış verecek, sırtına kaftan giydirecek, kendisini vezir edecek. Ey ahali, duyduk duymadık, bildik bilmedik demeyin ha!'' diye bağırmaya başlamış. Bunu duyan Keloğlan abilerine haber vermiş. Doğru padişahın sarayına yollanmış. Padişahın huzuruna çıkmış. 7 yerden selam etmiş. Karşısında edeple durmuş. Padişahım, şu dağların ardındaki devler ağasını ölü ya da diri kaldırıp padişahımın huzuruna getirmek muradımdır. Destur ver padişahım, deyince padişah Keloğlan'ın aklını, tedbirini, oyunlarını, düzenlerini daha önceden denemiş olduğundan keyfinden gülmüş, safasından kas kas kasılmış. Keloğlan'a, haydi Keloğlan, aklı tedbiri yüce oğlan, yolun açık olsun, demiş. Sırtını sıvazlamış, övmüş alkışlamış. Keloğlan padişahtan destur almış, çarşıya çıkmış, demirden büyük bir kafes yaptırmış, bir arabanın üstüne yerleştirmiş. İçine de kasaptan aldığı 4 koca inek etini koymuş. Geceden sürmüş yola çıkmış. Dağların ardına yollanmış. Devler ağasının evine sabahleyin ulaşmış. Dışarıdan deve, "Hey devler ağası, sana sabah kahvaltısı getirdim. Hele kalk bakalım, hey!" diye seslenmiş. Kafesin kapağını açmış. Kendisi de bir yana çekilmiş saklanmış. Koca dev yarı uyur, yarı uyanık dışarı fırlamış. Kafesin içindekilerini görünce aklı iyice şaşmış. Karnı da iyice açmış. Koşmuş, kafesin içine dalmış. Keloğlan da saklandığı yerden çıkıp
kafesin kapısını kapamasıyla sürgüsünü sürmüş. Arabanın önüne oturmuş, atları sürmüş. Dört nala saraya ulaşmış. Doğru sarayın avlusuna girmiş. Padişaha haber salmış. Padişah inmiş gelmiş. Keloğlan'ın bu marifetinden memnun kalmış. Sırtını sıvazlamış. Övmüş, alkışlamış. Sırtına kaftan giydirmiş. Başına sorguç takmış. Kendisini vezir yapmış. Bir çuvalda altın vermiş. Keloğlan geçmiş vezir konağına oturmuş. 39 abisine haber salmış. Bir çuval altını onlara teslim etmiş. Onlar da altınları paylaşıp güzel birer kız da bulup evlenmişler. Evlerine geçip oturmuşlar. Keloğlan yaşlı anasını da köyden getirtmiş. Konak tutup yerleştirmiş. Sonra da padişahın dünyalar güzeli kızıyla 40 gün 40 gece süren bir düğünle evlenmiş. Yemişler, içmişler, muratlarına ermişler. Adlarını, masallarını bize bırakmışlar. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten 3 elma düşmüş. Biri bu masalı uyduranın başına, biri bu masalı anlatanın başına, birisi de bu masalı dinleyen, güzel yürekli insanların başına gelsin. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Başka bir masalda buluşmak üzere.